Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yurt içi, yurt dışı gündeme bakacağız. Rakamları değerlendireceğiz, değerlendirmeler alacağız. Hemen başlayalım. Rakamları görerek başlayalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geliyor. %0.53'lük bir yükseliş var. BİSTÜZ Endeksi 1563 seviyesinde. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Baş Ekonomisti. Roger Kelly'den Türkiye ekonomisine dair bir not var. Türkiye'nin oldukça dirençli bir ekonomiye sahip olduğunu belirtiyor. Şoklardan oldukça hızlı çıktığını düşünüyorum. Türkiye ekonomisinin bu küresel mali krizin ardından 2009'da ve ayrıca darbe girişiminin ardından 2016'da gördüğümüz bir şey. Aynı şeyi geçen yılda gördük. Şu anda tahminleri güncelleme sürecindeyiz. Türkiye ekonomisinin bu yıl %4 ile 5 civarında büyümesini bekliyoruz diyorlar. Türkiye'nin oldukça dirençli bir ekonomiye sahip olduğu doğru, şoklardan oldukça hızlı çıktığını düşünüyorum diyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bölgesel baş ekonomisti. Geçelim ABD'nin vadellerine. ABD borsalarında vadeliler Dow'da %0.2'lik, S&P 500'de %0.02'lik çok küçük bir eksi var. Nasdaq'ta ise %0.47'lik artı görüyoruz. Biden'ın koronavirüs yardım paketi çerçevesinde 100 milyon dolarlık yardım çeki dağıtımını gelecek 10 gün içerisinde Amerikalılara dağıtacağı haberi geldi. Ortaya konan 100 milyon aşılama hedefine de aynı sürede ulaşılacağı ifade ediliyor. 1400 dolarlık çekler Amerikan hane halklarının %85'ine gidecek. İnsanların günlük yaşamlarında bir fark yaratmaya çalışıyoruz diyor Biden. Bir vergi konusu var. Yılda 400 bin dolardan az kazanan hiç kimsenin vergisini arttırmayacağız diyor Biden. Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Başkan Biden'ın kampanya döneminde verdiği yılda 400 bin dolardan az kazanan hiç kimsenin vergi oranının arttırmayacağı sözüne bağlıyız diyorlar. Aşılamadan bahsettik. 10 günde 100 milyon doz, doz aşı yapılmış olacak deniyor ABD'de. Tabir faizlerine bakalım bir. Oraya da bir notumuz var. ABD 10 görelim. Bir olduk 1.59 seviyesini gördük burada. Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda ABD 10 yıllık tahvil faizinin %2'ye yükselmesinin hisse, hisse senedi piyasası için sorun çıkarmayacağı yorumu yapılıyor. Tahvil faizlerinde yükleş, yükselişin piyasalarda yarattığı endişeyi ele alan kuruluş, faiz oranlarında yükselişin gelecek aylarda devam edeceğini öngörüyoruz. ABD'de ikinci çeyrekte reel büyüme %11 tahmin ediliyor. 10 yıllık tahvil faizinin yıl ortasında 1,8%, Yıl sonunda ise %1.9 seviyelerine geleceği de öngörülmüş. Hisse senedi değerlemelerinin çok fazla zorluk yaşamadan %2 civarında 10 yıllık Amerikan tahvil faizini sindirebileceğini düşünüyoruz diyorlar. Geçelim Avrupa'ya. Avrupa borsalarını bir görelim. Londra %0.49, Frankfurt %0.58, Paris %0.7, Madrid %0.41 oranında artıda. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti yaşanmakta olan krizin pandeminin yol açtığı emsalsiz bir resesyon olduğunu çünkü milli gelirdeki düşüşün büyük bölümünün kamu sağlığı tedbirlerinden kaynaklandığını söylüyor. Bu tedbirler kaldırıldığında ve virüs kontrol altına alındığında çok büyük bir toparlanmayı görmemiz mümkün. Bu durumun kısa süreli örneğini ekonominin kapatılmadığını ve vaka sayılarının göreceli olarak düşük seyrettiği 3. şerekte gördük deniyor öngördüğümüzden daha güçlü bir toparlanma oldu. Yine aynı isim faiz oranları açısından alt sınırda değiliz diyor. İSB'nin baş ekonomisti gerekirse hala mevduat oranını düşürebiliriz. Piyasa 2-3 yıl içinde oranları arttıracağımızı düşünmüyor. Getiri eğrilerinin ekonominin önüne geçmemesini sağlamalıyız diyorlar. Avrupa Merkez Bankası üyesi Önümüzdeki çeyreklerde gelecek verilerin Aralık ayında belirlenen 1.8 trilyon euroluk pandemi acil varlık alım programı büyüklüğünün uygun olduğunu teyit edeceğinden umutlu olduklarını söylüyor. ECB'den şuna belse bankanın haftalık tahvil alım miktarını bir dizi teknik faktörün etkilediğini belirtiyor. Haftalık alım rakamlarının ECB'nin niyetleri konusunda yanlış yönlendirici olabileceğini söylüyor. Aylık çalışma günü sayısı ve itfalardaki dalgalanmalarının varlık alımlarını etkileyen faktörler arasında olduğunu belirtiyorlar. İngiltere Merkez Bankası Başkanı ise İngiltere'de ilk çeyrekte daralma 2019'a göre %12, 2020'ye göre %4 olur diyor. Ayrıca tahvil alımları 2021 yılında devam edecek. Enflasyon kısa vadede kamu teşvik tedbirleriyle bir süre yükselecek ama enflasyon %2'nin hedefin altında kalacak diyorlar. Deutsche Bank Euro bölgesi için 2021 yılı büyüme beklentisini %5.6'dan %4.8'e indirdi. İyi bir haber değil. Dünya için ise yine aynı kurum. Dünya büyümesi için bu yıl %5.9 olan tahmini %6.8'e yükseltmiş. ABD için ise tahmin %4'den %6.6'ya yükseltilmiş. Geçelim Asya'ya. Asya'nın kapanışlarını bir görelim. Çin borsası %0.7, Japonya %0.5, Güney Kore yüzde 0.7, Hong Kong yüzde 0.46 oranında yükselişteydi. Hindistan borsasında ise çok küçük bir düşüş var. 0.06 oranında. Japon Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Japon Merkez Bankası'nın merkez bankası parası, dijital parası çıkarma planı yok diyor. Bojun hala hazırda Merkez Bankası dijital parası çıkarma planı olmadığı yönündeki duruşu değişmedi deniyor. Şartlarda değişikliğe uygun şekilde yanıt vermek için Merkez Bankası dijital para konusuna hazırlanmalı, önemli görmeye devam ediyoruz diyorlar. UBS, Çin ekonomisinin şu ana kadar beklentilerden güçlü bir büyüme gösterdiğine ve ihracat talebinin beklentilerden daha iyi seyrettiğine işaret ederek 2021 yılı için Çin büyüme tahminini yukarı yönde revize etti. Ocak-Şubat döneminde ekonomik aktivitenin öngörülenden daha güçlü olduğuna ve 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre daralma değil, hafif bir büyüme olabileceğine işaret ediliyor. 2021 için Çin büyüme tahmini kurum tarafından %8.2'den %9'a çıkartıldı. Borsalara baktık. Para birimlerini görelim şimdi. Dolar TL ile başlayalım. 7.4784 %0.5'lik bir düşüş var dolar TL'de. 7.54'ten 7.47'ye doğru bir düşüş yaşanmış. Euro TL diyelim. Euro TL'de %0.58'lik bir düşüş görüyoruz. .93 59 seviyesiyle. Euro dolara bakalım. 1.1945 yüzde 0.12'lik küçük bir yükseliş var burada. Ve dolar endeksi diyelim. 91.76 burada da çok çok hafif bir düne göre geri çekilme yaşanmış. Peki ons altın. 1734 dolarda %0.7'lik bir düşüş var, yükseliş var. Düzelteyim. Ve son olarak Brent Petrol'e de bakalım. Düşüş gördük. %1.4'lük bir düşüş var şu an Brent Petrol'de. 67 dolar 88 sent. Son notumuz aşağı haberlediğinden olsun. AstraZeneca'nın COVID-19 aşısının kullanımını durduran ülke sayısı 21'e yükselmiş durumda. Rakamlar ve küçük notlarımız böyleydi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomik reform paketine ilişkin takvimin hazır olduğunu haftaya salı gününe kadar paylaşılacağını duyurdu. Reform paketine ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, oluşturulacak fiyat istikrarı komitesinin arz yönlü şokları inceleyip adımlar atacağını ifade etti. Yabancıların programa büyük ilgi gösterdiğine de dikkat çeken Bakan Elvan, yakın vadede büyükelçi ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelip programı anlatacaklarını söyledi. Makroekonomik istikrarın temini alanındaki atacağımız adımlar bizim öngörülebilirliğimizi daha da artıracak. Doğrudan yatırımlar için, portföy yatırımları için daha da cazip bir ülke haline Türkiye gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomik reform paketinin detaylarını anlattı. Program kapsamında oluşturulması planlanan fiyat istikrarı komitesinin amacını açıkladı. Bu komitenin ana amacı enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Yapısal şokların olası etkilerini bu komiteyle takip edip zamanla adımlar atacağız. Asla rekabetçi piyasa mekanizmasına müdahale etmemiz söz konusu değil. Anadolu Ajansı editör masasına konuşan Bakan Elvan, yabancıların reform paketine büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Yakın zamanda bu kapsamda bilgilendirme toplantıları yapacaklarını ifade etti. Büyük elçiliklerden reform programına yönelik e, e, detaylı e, açıklamalar talep edildi. Bakanlığımızdan reform programının e, e, bir şekilde kendilerine e, aktarılması istendi. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde. Avrupa Birliği Büyükelçileri başta olmak üzere G20 Büyükelçileri ile bir araya geleceğiz. Yabancı yatırımcılarımızla da bir araya geleceğiz. Onlara da bu reform programını kapsamlı bir şekilde anlatacağız. Bakan Elvan, basit usule tabi esnafa yönelik gelir vergisi muafiyetinin 2021 yılı kazançlarıyla başlayacağını ve kalıcı olacağını söyledi. Kamuda uygulanacak tasarruflar kapsamında kurulacak kamu filo yönetim sisteminin ayrıntılarını paylaştı. Taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak. Taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak. Satın alma ve kiralama ihtiyaçları toplulaştırılarak tedarik edilecek ortak taşıt havuz sistemi geliştirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilişkili kuruluşa dönüştürüleceğini de belirten Bakan Elvan, kurumun bağımsızlığına vurgu yaptı. Bir şekilde Türkiye İstatistik Kurumu'na en ufak bir talimat, en ufak bir e, süresinden önce bilgi alma talebi gibi bir şeyim söz konusu olmadı ve olamaz. Bir şekilde Türkiye İstatistik Kurumu'na müdahale etmemiz ...söz konusu değildir. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Yapılacak düzenlemelere ilişkin takvim de hazır. Takvimi önümüzdeki hafta salı gününe kadar paylaşacaklarını duyuran Bakan Elvan... ...düzenlemeler için gerekli yönetmelik ve yasa çalışmalarının da... ...büyük oranda tamamlandığını ifade etti. Konumuza devam edeceğiz. Taştan bizlerle birlikte. Vahap Bey merhaba. E, merhabalar Erdoğan Bey. İyi yayınlar. Merkez Sağ bankaları e, fırtınası diyeyim başlıyor... FED bugün toplanmaya başladı. Başlıyor akşam saatlerinde bize göre. Yarın faiz kararını alacağız. Perşembe günü bizim Merkez Bankamız faiz kararını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası var. Dünyanın değişik yerlerinde Merkez Bankaları kararları. FED ile başlayalım çünkü oradan başlıyor dalgalanma. Ne bekliyorsunuz yarın akşam? Bir taraftan piyasalardaki harareti düşürecek ifadeler kullanılır diyenler de var. Yeni bir şey duymak mümkün değil diyenler de var. Siz de ne bekliyorsunuz? Şimdi e, buraya kadar geldiğimiz nokta kuşkusuz enflasyon beklentileri e, temelli. E, onda zaten şekillendiren e, biraz daha küresel e, fiyatların tamamındaki artış oldu. E, özellikle bir meta belirtmedim çünkü fiyatların genelinde bir artış var. E, yani bugünden örnek vereceğim, bugün açıklanacak bir veri üzerinden de örnek vereceğim ama e, Fed'in e, Tabii ki bu yükselen faiz ortamında likide sıkışıklığına operasyonel bir müdahalesi mümkün. Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz hafta buna yönelik bir açıklama yaptı. Dedi ki varlık alımlarını biraz daha hızlandıracağız önümüzdeki kısa vadede uzun vadeye göre biraz daha hızlı tutmayı düşünüyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu tamamen aslında yükselen faiz ortamı, ortamının bir likitte sıkışıklığı yaratmaması adına finansal sistemi beslemek amaçlı bir adım. Fed'den de buna yönelik bir adım gelebilir ama yani e, atacağı ekstra bir adım için ben çok yüksek olasılık e, düşünmüyorum. Yani faizleri ciddi manada aşağı çekecek bir e, söylem içerisine gireceği düşüncesinde değilim Fed'in ama operasyon olarak Ligitte'yi yüksek e, tutmak adına belki bir açıklama yapabilir bu bir. İkincisi e, bir sözlü yönlendirme ile e, piyasadaki enflasyon beklentilerini şekillendirmeye çalışabilir. Ben biraz buraya e, önem vermek istiyorum. Yani metinden öte Sanki e, toplantıda, basın toplantısında belki bu yönde bir adım e, gelebilir. O da nedir? Şu, e, evet e, girdi fiyatları bir. E, şu anda işte tarım emtiyası olsun, e, sanayide kullanılan emtia grubu olsun e, son 2-3 ayda çok ciddi yükselişler kaydetti. Şu anda bir taraftan da işte e, küresel emtia fiyatları ekranı e, karşımda yani yılbaşından bu yana yükselişler işte özellikle petrol konuşursak işte %30'larda yine bakıyorum metallerde %15 ile %20 arasında yılbaşından bu yana bir artış var. buranın geçici kalabileceğine yönelik bir söylemde bulunursa en azından bu yönde bir beklenti oluşturulursa faizleri biraz daha rahatlatabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim yani Amerika sadece yükselen fiyatlardan dolayı enflasyon ihraç eden bir ülke değil. Şimdi bugün Amerika'da e, ithalat fiyatları endeksi açıklanacak. E, onun detayına baktığımızda Ocak ayı rakamları çok yüksek geldi. Sadece bu gıda fiyatlarında değil e, PMI'larda da hatırlarsınız girdi fiyatlarındaki yükselişin çok e, sıçrama yaptığı e, yorumu vardı markette. E, i̇thalat fiyatları endeksindeki o ayrıntılara baktığımızda şu an girdi fiyatlarına, sanayi girdi fiyatlarına çok ciddi yükseliş var. FED sanki buralara odaklanacak olursa belki önümüzdeki 5-6 ay sonrasında yani orta vadeli beklentilerde bir e, piyasayı rahatlatacak bir söylemde bulunursa belki biraz faizlerin e, yukarı hareketi yavaşlayabilir ama ben şu ortamda işte yeniden böyle 1.20-1.30'lar Amerikan 10 yıllıklar için konuşuyorum. E, o tarafta çok beklenti içerisinde değilim ama önümüzdeki 5-6 ay enflasyon yüksek kalacak gibi görünüyor. E, Sonbahar sonrasında ise yani 2021'in kışına doğru da ABD'de enflasyonda biraz daha durağan bir seyir görebiliriz diye düşünüyorum. Toparlayacak olursam FED'den böyle çok ciddi manada bir beklentim yok. Söylem olarak rahatlatmak isterse piyasayı bu yönde bir adım atabilir. Bizim Merkez Bankamızdan Perşembe günü nasıl bir sonuç çıkar sizce? Orada da belki yine yani yine konuyu enflasyona getireceğiz ama enflasyon beklentilerine çok ciddi bir bozulma görmedik. En azından anket bazlı yapılan çalışmalara baktığımızda. Ama şu var yani dünyada e, risk primleri yükseliyor. Bunun benzerini biz e, CDS tarafında da gördük. Bu bir. İkincisi e, küresel faizlerin yükselişi şu an Türkiye'de de e, yani 10 yıllık tarafta, 2 yıllık tarafta getir eğrisini yukarı çekmiş durumda. E, şimdi burada e, iki durum var. Eğer ki Merkez Bankası bir e, bu konuda müdahale etmek istemezse ...önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerinde bir bozulma oluşabilir ki... ...bunun muhtemel olduğunu, bunu geçmişte tecrübe ettiğimizi belirtelim. Şimdi piyasanın geneli bir faiz artırımı bekliyor ama... ...bu faiz artırımın arkasındaki etken sanki biraz daha küresel risklerin ön planda olması... ...ve bunun önümüzdeki dönemde özellikle kuru aracılığıyla enflasyon beklentilerini biraz daha olumsuzlaştırması. Merkez Bankası bunu görmek isterse... Yani 50-100 bas puan kadar e, en az asgari tutarda bir e, faiz artırım yapabileceği görüşünde. eski piyasa beklentisinden orada çok da e, satmış değiliz Erdoğan Bey. Borsalar merkez bankaları nasıl karşılıyor? Yani bir umut var mı veya umut olması gerekiyor mu? E, bu duruşu e, bir hisse sayısının değişimi olarak da görmeye başladık ABD borsalarında. Başka yerlere sıçraması büyüme beklentileri mümkün mü? Borsalar için kısa vadede beklentiniz nedir? Piyasalar e, faizlerin yükselişi ardından ki o belirsizliği bence tam olarak kaldırabilmiş değil. Bunun için herhalde bir, bir iki ay daha e, bu faizlerin seyrini izleme taraftarı. Çünkü 2020 sonuna doğru işte bir, 2021 stratejileri çıktığında şunu konuşuyorduk evet yavaş yavaş e, borsalar doyum noktasına ulaşıyor e, hedef fiyatlara kadar geldik e, ama işte piyasayı böyle aşağı çekebilecek çok önemli bir şok olması lazım. Bir faiz şoku atlattık ama piyasa hala kendini yukarıda tutmak istiyor. Yani Amerika ile hala paralel bir harekette seyri koruyoruz. Orada ne var? Yani işte ya Biden'ın imzaladığı paketin işte ekonomiyi biraz daha yukarı çekeceği, pandemi şokunun atlatabileceği beklentisi var. Aşılara ilişkin son dönemdeki olumsuz haberler belki piyasayı biraz huzursuz edebilir ama bence hala faizleri borsalar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Ben kısa vadede piyasaların bu faizlere olan duyarlılığını azaltacağını düşünüyorum. Faizler yukarı gitmesine rağmen endekslerdeki geri çekilmeler bence biraz daha zayıf kalabilir ama şunu da söylemek lazım. faizlerin yukarı hareketi ister istemez hani böyle MSCI bazında da karşılaştıracak olursak MSCI Dünya ve MSCI gelişmekte olan ülke endekslerini ayrıştırıyor. ...bugün karşılaştıracak olursanız MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi biraz daha e, zayıf performans sergiliyor. Bu da bize şunu gösteriyor zaten e, yani adıyla almak gerekirse. E, gelişen ülkelere yönelik bir sermaye çıkışı önümüzdeki dönemde gündeme gelebilir. Ama ben bu türbülansın yıl boyunca devam edeceğini çok fazla düşünmüyorum. E, yani en azından sonbahara doğru yani önümüzdeki bir 4-5 ay daha belki bu devam edebilir... Ama 2021'i genelini pozitif kapatacağımız görüşündeyim. Bu Aptaş'tan teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sağ ol. Bugün size e, piyasa gündeminde 3 ayrı özel dosyadan bahsedeceğiz. İlk ile başlayalım hemen. İlki yine gündemde tahvil piyasası var. tahvil faizleri var. Bu tahvil faizlerinin yükselmesine dair bir yorum var Sosyete Genel'den. Sosyete Genel diyor ki 10 yıllık ABD tahvil faizinin gösterge tahvil getirisinin %2'ye ulaşana kadar piyasalarda dengenin geri dönmesinin muhtemel olmadığı ifade ediliyor. Yani %2'ye kadar bir yükseliş beklentisi var. Bu %2'ye doğru yükseliş içerisinde piyasanın dalgalanması da bir miktarda kaçınılmaz. Hatta şöyle bir ifade var. ABD 10 yıllıkları %2'ye ulaşana kadar barış sağlanmayacak. Bunu biraz açalım. Grafiklerde de başka varlıklar üzerinden tabir faizlerinin yükselişinin etkisi gösterilecek size. Artan getiriler yani tahvil faizlerinin yükselişi, büyük hacimli teknolojiyle ilgili hisseler dahil olmak üzere büyüme odaklı hisse senetlerinden daha döngüsel olarak hassas ve genellikle değer odaklı hisse senetlerine ve sektörlere dönüşü tetikledi. Zaten bunu net olarak görmeye başladık. ABD borsalarında Dow endeksi daha dirençli, Nasdaq biraz daha kılgın olmaya başladı gibi. Verim yükselmeye devam ederken yani tabir faizi yükselmeye devam ederken teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi son zirveden %10 oranında geri çekildi. Bunu da gördük. Tahminen bir düzeltme bölgesine de girmişti. Fakat bir iki gündür tekrar bir toparlanma çabası da var. İfade şöyle. Model yeterince açık görünüyor diyor Sosyete General. Hisse senedi piyasası bir sektör rotasyonu yaşıyor. Ancak bir düzeltme değil bu. Tahvil piyasası hem ABD'de hem de başka yerlerde büyük ölçüde iyileşmiş bir ekonomik döngüye de işaret ediyor. Yani tahvil faizlerinin yükselmesinin temelinde ekonomik aktivitenin canlanacağı, büyümenin geleceği düşüncesi de var. Ve bu düşünce piyasalarda yeni bir denge arayışında tetikliyor gibi görünüyor. Bazı politika yapıcılar çok az başarıyla tahvil hareketlerine karşı geri adım atıyor deniyor. Çünkü faiz yükselince piyasadan da acaba... FED gibi diğer merkez bankalarından bir adım, bir mesaj gelir mi? Bu ateşi biraz söndürebilirler mi diye bir beklenti vardı. Bu beklenti karşılaşmadı, karşılanmadı. Faizler yükseldikçe dolar da değer kazanıyor. Bunu dolar endeksi üzerinde görüyoruz. Getiri geri çekilince, tabi faizi geri çekilince de doların değer kaybettiğini görüyoruz. Grafikte dolar, Japon yeni paritesi ve 10 yıllık tahvil faizinin ilişkisini görüyorsunuz. Bu ilişkiyi sadece örnek olarak buradan aldık. Diğer para birimleri üzerinden de görmek mümkündür. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yükselirken Euro, İsviçre, Frangı, Japon yeni gibi paritelerde yükselmeye devam eden bir hareket var. Güçlü bir iğme var. Önümüzdeki haftalarda %2 seviyesinde ABD 10 yıllık tahvil faizi seviyesine ulaşılırsa dolar Japon yeninde 111 seviyesine Euro frank Euroda Euro, euro frankta seviyesine doğru bir yükseliş yaşanabilir deniyor. Özetle Sosyete General diyor ki tabir faizlerindeki yükseliş beklentisi kırılmadı. %2'ye doğru bir yükseliş beklentisi hala var ve buraya gidene kadar piyasalarda dalgalanma devam edecek. En net etkiyi iki piyasada görme imkanı var. Birincisi dolar üzerinde, efeks dünyasında. Burada örnek olarak Japon Yeni örneği veriliyor. Dolar hemen hemen bütün para birimlerine karşı değer kazanabilir ama özelinde dolar Japon yeni için 111 seviyeleri yüksektir deniyor. İhtimaldir deniyor. Hisse senetleri tarafında ise faizin yükselmesinin kökeninde ekonomik iyileşme beklentisi var. Bu da hisse tercihlerinde büyüme hisselerinin tercihine doğru bir kayış olabilir dedirtiyor. İkinci raporumuz yine piyasa ile ilgili salgın devam ediyor. Covid-19 dar boğazı içindeyiz hala bütün dünya olarak aslında. Fakat Özellikle Avrupa'da hisse senetleri endeksler yükselmeye devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Biraz bunu açalım şimdi. Uluslararası yatırımcılar küresel ekonominin normale dönmesi için portföylerini yeniden konumlandırıyorlar. Avrupa hisse senetlerinde de yükselişler var. Ekranda görüyorsunuz S&P 500, Nasdaq ve Stoxx Europe 600 endeksi. E, duruyor, görünüyor sizde. Stoxx 600 endeksi cuma gününe kadar %4,5 oranında değer kazanmıştı bir yıldan fazla da fazla bir süredir en yüksek seviyesine ulaştı ve bazı ABD göstergelerinde önüne geçti. İşte S&P S&P 500'ün üzerinde. Çünkü aynı dönemde S&P 500 %3,5 oranında yükselmişti. Küçük ölçekli ABD'li şirketlerin yer aldığı Russell 2000'de de %6,9'luk bir artı vardı. Nasdaq'ta ise bu ay şimdiye kadar %1 civarı bir artış yaşandı. Avrupa ağırlıklı olarak bir değer pazarı, ABD'de ise büyüyen bir pazar ifadesi sıklıkla ve rahatlıkla kullanılabiliyor. Bir rotasyon var. Bu rotasyon Avrupa'yı orantısız bir şekilde fayda sağlıyor düşüncesi de ifade edilmeye başlandı. Değerli hisse senetlerinin şu anda değerlerinin altında işlem gördüğü düşünülüyor Avrupa için. Bunlar tipik olarak yerleşik endüstriler, ağır sanayi, kar payı ödeyen şirketler karlı şirketler, temettü veren şirketler ve aynı zamanda ekonomik döngüye daha duyarlı olan bankalar enerji ve sanayi şirketlerini içeriyor. Büyüme şirketleri genç, teknoloji gibi gelecekte başarılı olmayı potansiyeline sahip yenilikçi olarak da algılandıklarını söylemek lazım. Ancak Avrupa Birliği'nde aşı tedariğinde hala bir sorun var. Gecikmeler var. Şimdi AstraZeneca aşısının Avrupa'da bazı ülkelerde durulduğu haberini aldık. Yaklaşık 21 ülke bir durdurma kararı almak ihtiyacı hissetti. Burada Avrupa Birliği ülkelerinin sosyal mesafeyi, sosyal yaşantıyı kısıtlamaları, nüfusunu daha hızlı aşılayan ABD ve İsrail gibi ülkelere nazaran daha uzun süre vakit alması gibi bir rishte barındırıyor. Bu Avrupa'nın ekonomik toparlanmasının daha yavaş veya daha zayıf olabilme ihtimalini güçlendiriyor. ABD dışında biraz daha fazla fırsat buluyoruz, görüyoruz diyenler de var. Diğer hisse senetleri, değer hisse senetleri daha ucuz görünüyor ve deniz aşırı ülkelerde daha düşük değerlerle işlem görüyor deniyor. Şimdi bu şirketlerin çoğunda sert bir şekilde toparlanma olsa bile gidecek uzun bir yolumuz var düşüncesi de var. Birkaç banka, Avrupa Banka hisselerinin grafiği de şu anda ekranlarınızda. Avrupa'da endekslerin güçlü hareketinin temelinde ne var? Aslında endekslerin bileşimi de burada bir ipucu veriyor. Stoxx Euro stocks, Euros, Europe 600 %17 finanstan, %16 sanayiden ve %5 oranında enerji şirketlerinden oluşuyor aslında. Tekrar edeyim %17'si finans, %16'sı sanayi, %5'i enerji şirketleri ki değer şirketleri bunlar. Böyle bir ağırlık var içeride. Avrupa'da otomobil de tabii ki önemli bir sektör. Otomobil üreticilerinin ve inşaat malzemeleri üreten şirketlerin hisselerini satın aldığını ifade eden yatırım kuruluşları da var. Tabii burada bir gelecek dönem beklentisi. Avrupa'nın performansının diğer bir itici gücü ise tahvil piyasası. Ekonomik büyüme konusunda iyimserlik fon yöneticilerini devlet borçlar borçları gibi yani hazine bonosu, devlet tahvili gibi güvenli sığınak varlıklarına terk etmeye sevk ediyor. Zaten oradaki oranlarda çok düşük. Hisse senetleri buraya çok ciddi bir alternatif olarak duruyor. Devlet tahvili getirileri, şirket kredilerindeki faiz oranları vesaire borçlanma maliyetlerine bir referans olarak arıyorsanız burada hisse senetleri tarafındaki getiri zaten diğer tarafta kıyaslanmayacak kadar yüksek olmuş. Avrupa bankalarına tekrar bakalım. Birkaç örnekle bakalım. Avrupa bankaları bu yıl şimdiye kadarki en iyi performans gösteren ülkeler arasında yer alıyorlar. Yatırımcılar getirilerdeki son artışın, faizlerdeki son yükselişin önemli bir gelir kaynağı olan net faiz gelirlerini iyileştirmesini bekliyorlar. Bu da bankacılık hisselerinde, bankacılık sektöründe bir heyecan yaratıyor. Bu ikinci dosyamızdı. Sırada son dosyamız var. Şimdi FED yarın akşam ne yapacak? Powell'dan yeni bir şey duyacak mıyız? Piyasalarda bu tabi piyasasındaki hararet bir nebze sönebilir mi? Çünkü 1.64'ü gördü. 0.30'dan geliyor ABD 10 yıllık tahvil faizi. Geçen yılın Nisan ayında 0.32 seviyesini görmüştü. Oradan kıyaslarsak çok ciddi bir yükseliş var ve bu yükselişin devamı bekleniyor. Şimdi burada Fed faiz artırım beklentilerini püskürtür mü diye bir başlığımız var. Çünkü yükselen faizin yükselen enflasyon beklentisiyle birlikte mutlaka bir gün Fed'i de faiz artırımına, faizi yükseltmeye iteceği düşüncesi var. Tahvil piyasasında yaşanan bu ani satışlar ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1.6 seviyesinin üzerinde rakamları bize gösterdi. Tahvil getirilerindeki bu sert yükselişten sonra bugün başlayıp yarın sona erecek FED toplantısından gelecek mesajlar piyasalar açısından çok önemli. Piyasalar merkez bankalarının tahvil getirileri, varlık fiyatlarının aşırı yükselmesi ve enflasyon gibi konularda son durum değerlendirmesi ne olacak diye merak ediyorlar. Bunu ECB'den aldık. Şimdi sırada FED var. Daha sonra bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var, İngiltere Merkez Bankası var. Fed'in 2023 yılının sonuna kadar faiz arttırmayacağı düşüncesi, sıfıra yakın faizle devam edeceği düşüncesi hala genel bir kanaat olarak da duruyor. Bundan not edelim. Fakat enflasyona dair gelen mesajlar, enflasyon sinyalleri diyelim, acaba Fed'i bu anlamda bir miktar sıkıştırır, faiz arttırımını öne çeker mi? Bu da bugünün sorularından bir tanesi. Fed'in en erken aslında 2022'nin sonuna kadar bir şekilde ekonominin toparlanmasıyla birlikte faiz arttırımına gideceğini düşünenler de var. Bunun da fiyatlandığını düşünenler de var. Burada tabii bu düşünce varlık fiyatlarında da değişik şekillerde etki ediyor. Euro doların paritenin vadeli işlemlerinde neler yaşanıyor? Bunun bir grafiği var şimdi, onu bize Ali Can verir. Aralık 2022'ye kadar Fed faiz oranını, %80 oranında arttırma şansına sahip diyen future fiyatlamaları var şu anda. 2023 Mart'ına kadarsa tamamen faiz arttırımı yaşanacak fiyatlaması da future piyasasında kendisini hissettiriyor. Sadece Amerikan Merkez Bankası mı? Japon Merkez Bankası'nın da ne yapacağı çok önemli elbette. Burada Japonya'da piyasa neredeyse faiz tarafında Merkez Bankası güdümünde kontrol ve buradaki yapının mimarı Japon Merkez Bankası 18-19 Mart'ta son dönemin en zorlu geçecek para politikası toplantısına girecek deniyor Japon Merkezi Bank Japon Merkez Bankası için. Kaynaklardan alınan bilgiye göre Japon Merkez Bankası para politikası kararında uzun vadeli faiz oranlarında ne kadar oynaklığa göz yumacağını, bunun sınırını daha net ifade edebilir. Böylece ekonomiye zarar verecek artışları hoş görmeyeceğinin de altını çizmiş olabilir. Japon Merkez Bankası'nın bilançosu da var. Onun da grafiğini alabiliriz. Sadece Japon Merkez Bankası değil, ECB'nin, Fed'in, zaten merkez bankalarının varlık alımlarıyla bilançoları nereye kadar taşıdığını da biliyoruz. Rekor seviyedeler. Fed çoktan 7 trilyon dolar üzerine çıktı bilanço büyüklüğü olarak. Bu değil arkadaşlar. Japon Merkez Bankası'nın bilançosu ile birlikte o da var. Sadece Japon Merkez Bankası mı? Değil. İngiltere Merkez Bankası'ndan da bu hafta neler söylenecek ona bakacağız. Perşembe günü toplanıyor İngiltere Merkez Bankası. Yine bu borçlanma maliyetindeki yükselişe rağmen İngiltere Merkez Bankası'nın para politikasında ek gevşeme adımları atması beklenmiyor. Çünkü merkez bankacıları yaşanabilecek, bu sene içinde yaşanabilecek yükselişi arizi, teknik bir enflasyon yükselişi olarak okuyorlar. İngiltere Merkez Bankası'nın tahvil alım programını arttırma gibi adımları bu toplantıda değil. Yılın ilerleyen aylarında atması beklentisi var. Ve mesaj değişecekse yine büyük merkez bankaları için bu mesajın yılın ikinci yarısında Haziran ile birlikte belki alınabileceği düşüncesi yerleşmiş. Peki bütün bunların gelişen ülke piyasaları için anlamı ne? Gelişmekte olan piyasalar tabi faizlerinin yükselmesinden negatif etkileniyor. Para birimleri değer kaybediyor. Hisse senetleri piyasası o kadar etkilenmemiş olabilir fakat Burada borçlanma maliyetlerinin yükseliyor olması gelişen ülkeler için de iyi değil. Hemen aklımıza 2013'ün yaz ayları geliyor. Bernanke'nin verdiği mesajla birlikte varlık alım programının sona ermesi ihtimalinin ortaya çıkması, net bir şekilde çıkmasıyla birlikte bu ülkelerde yaşananları hatırlıyoruz. Bu arada gelişmekte olan ülke merkez bankaları da faiz indirimlerine devam ettiler salgın döneminde. Ama işler böyle devam ederse bu ülkeler için de yakında faiz arttırımı kaçınılmaz gibi duruyor. Üç raporumuz kısaca böyleydi. Şimdi bir değerlendirmeyle devam edelim. FED ne yapacak? Yarın akşam nasıl bir şey söyler dünyaya? Bu konuya ilgin, ilişkin değerlendirmeyi Naga Yatırım'dan aldık. Naga Yatırım Strateji Direktöründen. FED'in beklentilerden farklı bir adım atması durumunda piyasalarda sert hareketlerin yaşanabileceği, bu sert hareketlerden bir tanesinin de dolarda yaşanabileceği düşüncesi var. Bence gerçekten de heyecanlı bir toplantı olacak ama tam anlamıyla aslında piyasaları hay hayal kırıklığına uğranacak diye değil. Bir yandan enflasyon hikayesi üzerinde bir yorum yapması gerekecek ve eğer işte orada herhangi bir yorum gelmezse enflasyon beklentileriyle ilgili o zaman medya büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilir. Medya tabii ki orada yükselen tahvil faizlerini soracak, enflasyon hikayesini soracak, herkes yüksek daha yüksek bir enflasyon bekliyor ve dolayısıyla işte Merkez Bankası verdiği sözü tutacak mı? Her olan ne olursa olsun bütün bunlara aslında bütün bunlara rağmen faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyecek mi işte bunu merak ediyor bütün herkes ve işte eğer bu konuyla ilgili olarak mesela işte getiri eğrisi kontrolü veya enflasyonla ilgili farklı bir konu atarsa aslında farklı bir yön açarsa işte o zaman hisse piyasalarında biraz daha sert satışlar görebiliriz dolar da yükseliş görebiliriz Fed'in son 10-12 yıl içerisinde politikalarına baktığınız zaman 2013'teki o e, konuşma haricinde çok böyle bütüncül politikalar oldu. E, komunikasyonu, ve piyasalarla çok iyi oldu. Ve 2013'te işte e, varlık alımlarını, tahvil programlarını biraz geri çekeceğinin mesajı vermişti. Ve şu anda biraz daha farklı bir do dönemdeyiz. Çünkü şu anda e, Powell çok açık bir şekilde hala güvercin olmaya devam ediyor ama yine de tabii ki Fed'in farklı üyeleri var ve burada o fedin söylemlerini şekillendirmek hakkına sahipler o kişilerde ve dolayısıyla onların da fikirleri var ve bu fikirler bir araya geldiği zaman işte o zaman buradaki Paul'un söylemiyle birleşiyor mu birleşmiyor mu ona bakacağız ama tabii ki ben şahsi olarak hala faiz oranlarını çok düşük seviyelerde bu seviyelerde tutacaklarına inanıyorum ama yine de hala tabii ki çok farklı kişinin farklı fikirlere sahip olması ve işte o yönetimde yer almaları e, o bir anlamda hem şahinleri hem güvercinleri bir araya geldiğiniz zaman e, beklenmeyenin de olabileceğini beklememiz gerekiyor. Belki de işte e, ben yanılırım ve işte gerçekten de çok farklı bir söylemle gelebilir şimdiye kadarkinden farklı olarak biraz daha sertleşebilir politikaları. Konumuza devam edeceğiz. Info yatırım satış ve pazarlama müdürü Hüseyin Akseki bizlerle birlikte. Hüseyin Bey merhaba. Merhabalar Erdoğan Bey. İyi yayınlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Fedi bekliyoruz. Arkasından TCMB'yi bekliyoruz. Neler söyleyecekler? Nasıl mesajlar verecekler? Siz ne bekliyorsunuz evet. yarın akşam Feda? Yarın akşam yani faizle ilgili herhangi bir beklentim yok. Esas beklenti saat 9.30'da başlayacak şey açıklamalar, tavırın açıklamaları. Yani o da saat işte 10.30 e, 10.45 gibi biter. Yani gelecek sorular, vereceği cevaplar. Aslında Pavel'ın da yani sırtındaki yük geçmişten gelen bir yük. E, gelen döneminden e, 2014-2018 arasındaki aslında yapılmayan işlerin yani halının altına süpürülen e, işlerin yükü şu an e, üstünde kalmış oldu. Yani orada yapacağı kısa orta hatta uzun vadeli yönlendirme yaparsa çok daha iyi olur. Orada vereceği mesajlar e, açıkçası bizim Merkez Bankası'nın e, vereceği karar da buna ilintili bence. Perşembe günü saat 14'te. Yani yarın 10.30'da, 11'de e, bütün piyasalarda aslında net bir e, tablo görmüş olacağız. Önümüzdeki işte 3 ay, 6 ay, e, bir sene için. Beklentim şu aslında. ya yani Bu mesajları verdi. Hem y y y y tarafı da verdi, Powell da verdi. Aslında yani çok fazla enflasyona takılmıyorlar. Ee, o tarafta bir sıkıntı görmediklerini belirttiler. Onların için e, şu an temel e, endişe e, istihdam tarafında oraya odaklandıklarını söylediler ama yani tabii ki görmezden gelinemez. Şu an hani baktığımda 10 yıllıklar e, 1.59, 1.60'lara yakın yani 2'ye doğru e, yavaş yavaş ilerliyor. E, gerçi halen Almanya 10 yıllıkları eksi seviyelerde, eksi 0.30'larda İspanya, İtalya bunlar hala eksi seviyelerde ama yani bununla ilgili bir e, bence şey yani bir 5 dakikalık, 10 dakikalık gelen sorulara bağlı bir değerlendirme yapacaktır. O değerlendirmeye göre de bir yol haritası piyasalar önümüzdeki dönemde çizmeye başlayacak. Çünkü hepsi birbiriyle erintili. Yani şu an endekslerin geldiği nokta, yani Ocak ortası gibi bir zirve yaptığımızı düşünürsek, o saatten bu yana, yani yaklaşık 2-3 aydır piyasalar bir durma noktasına geldi. Hem aşı takvimine bakıyorlar, aşılama çalışmalarına bakıyorlar, hem de işte bu enflasyon endişeleri. Yani bu düğümü çözecek olan e, yarınki konuşma olacak. Ondan sonra artık e, yani önümüze diğer e, gelişmelere bakacağız. Aslında yani öncelikle enflasyondan önce odaklanılması gereken tüm dünyada e, aşı takvimi, aşı programları ama e, hala orada bir e, sıkıntı var. Yani çoğu ülke daha aşı programına bile başlayamamış durumda. Çoğu gelişmekte olan ülke fakir ülkeler. Yani orada esas temel sıkıntı dünyanın şu an gündemi esas orada olması lazım ama hala o noktaya gelemedik açıkçası. Yükselen tahvil faizlerini konuştuk. Bir miktar rahatsızlık yarattı. Arkasından bir sakinlik geldi. Alışıyor mu piyasalar yükselen tahvil dünyasına? Ya bu aslında şey yani bu kadar çok bol paranın olduğu yerde bu tür semptomlar normal. Yani işte Bakır'ın tarihi zirvelerine geldi. İşte Brent Petrol'ün 70 dolarlara yaklaştığı, 80 dolar dirençlerine yaklaştığı yerde bu gayet normal bence. Yani alışıyor mu derken yani şöyle bir şey var. Yani şu an hesaplamaların bu faiz oranlarına yapılmaması esas temel sıkıntı. Çünkü hani hisse değerlemelerinde vesairede yani o değerlemedeki rakam daha düşüktü. E şimdi geleceğe yönelik biraz da bir projeksiyon değişiyor. Yani Portföy taraflarında yani siz bir hisseyi portföyünüze kattığınızda yani buna ilişkin hesaplama yap, yaparken hani geleceğe dair e, 3 yıl, 5 yıl sonrasında hani bunun rakamı ne olur, bu hisse nereye gelir diye e, hesaplama yaparken, model kurarken aldığınız e, rakamla yani şu anki rakam çok farklı. Biraz da sanki endişe kaynağı o. Bizim Merkez Bankamız Perşembe günü ne yapar? Fed'i takip ettikten sonra acaba <laughs> bir, bir faiz artırım beklentisi içinde olanlar da var. Siz ne bekliyorsunuz? Ya genel beklenti bugün Goldman Sachs da eklendi, 100 bas puan artırım bekliyor. Ee, biz açıkçası kurum olarak faiz artırım beklemiyoruz, 17'de sabit tutmasını bekliyoruz ama hani genel beklenti şu an 100 bas puan e, artırım yönünde. Bence e, yarın akşam e, takip edeceklerdir e, bizim merkez bankası da Fed'in açıklamalarını e, ortaya konulacak işte şey yol haritasını e, önlerine koyacaklardır. Çünkü şöyle bir durum var yani son işte 2-3 haftada gördük yani dolar TL'de çok büyük bir hassasiyet var. Yani son yükselişte yani bu bize has değildi tabii ki bütün gelişmekte olan ülke kurları Güney Afrika randı işte pezo işte real vesaire ruble hepsi değer kaybetti. Ama bizim bir tık daha betamız yüksek hani dolar endeksinde özellikle zaten şu an gösterge olarak en iyi enstrüman. Yani dışarıda dolar endeksi, dolar endeksinde 200 günlük ortalama hala aşılamadı. Oradaki seviye 92.72, yani 92.72 önemli dolar endeksinde. Yani orayı aşmazsak bir sıkıntı yok. Bizde de içeride bizim de 10 yıllık tabi faizleri bir direnç noktasına geldi. 14.25, 14.30 gibi oraların aşılmaması gerekiyor. Yani bir hani bu yarın şimdi fed geçti, belki bir şekilde kazası atatılacak bu. Ama 2 hafta sonra, üç hafta sonra dediğim gibi yani bu kadar bol paranın olduğu yerde nasıl bir tekrar hareketi olacak bilemeyiz. Yani tamam hani her şey yolunda deriz. bir 1.60'larda sabit kaldı deriz. Bir gün, ertesi gün tekrar 1.70, 1.80, doğru bir hareket görebiliriz. Buna önce bir yani öncü bir hareket yapmak için bence 100 puans puan arttırım perşembe günü saat 14'te sağlıklı olacaktır. Ama tabii ki Hani şu an bilemiyoruz nasıl bir yol izleyecek Merkez Bankası. Borsa yatırımcısının haleti ruhyesi nasıl? Yani burayı bekleyen bir mod mu var? <laughs> Yoksa e, biraz endişeler birikiyor mu? Nasıl görüyorsunuz yerli yatırımcının halini? Ya şöyle e, hani veri analiz platformu VAP'tan hani risk iştahı endeksine baktığımızda e, yani şu an 60 seviyelerinde gezen bir e, 60 60'ın biraz altında gezen bir risk iştahı endeksi görüyoruz. Hani bu zamanında 2007-2008'de 65-66'ları görmüştü. 2013 yılında az önce bahsettiğiniz Bernanke'nin açıklaması öncesi o zirve yaptığımızda 68-69'ları görmüştü. Hani o zirvelerden biraz e, uzağız. Ya yani aslında hani daha önceki yayınlarımızda sizle hep konuştuk bunu. Yani hatırlattığımız e, bir nokta var. Hani endeks bin de olsa, şu an hani 1650 de olsa, hani hep konuşuluyor ya endekslerde S&P'de Dow'da işte bir 30 pahalı mı balon var mı? Aslında balon bir yerde portföy yapılarında sıkıntı o. Yani hep bunu işte işlemeye çalışıyoruz. Eğer hani kişilerde, yatırımcılarda veya işte portföy yöneticilerinde endeks üstü bir getiri yani hedefi varsa eğer bunun siz risk mekanizmasını doğru kurduysanız belli işte opsiyonlarla vadeli tarafta hecini yaptıysanız aslında çok fazla endişelenmenize gerek yok. Yani endeks 1000 de olsa 1600 de olsa buradan 2000'e de gitse e, endişelenecek bir şey yok ama hani şu an e, temel sıkıntı şu e, hani para bizde hani oradan da yani şeyden MKK'dan aldığımız işte veriler e, incelediğimizde şu an çoğunlukta BIST 100 ve bist 100ün dışında yani daha böyle küçük e, orta işletmelerde e, yatırımcı yani BIST 30 tarafındaki büyük şirketleri BIST 50 tarafındaki büyük şirketleri tercih etmiyorlar e, piyasa değeri Defterleri çok yüksek, işte Fksı fiyat kazanç oranı çok yüksek e, senetlerde durmayı tercih ediyorlar. Yani benim gördüğüm kısa vadede bizim e, yerli yatırımcı için hani en büyük sıkıntı bu. Ama doğru mekanizma dediğim gibi kurulursa, hiç mekanizmaları kurulursa, atıyorum 10 liralık bir portföyde e, 9 lirasını hisse senedi'ne ayırıp, eğer siz o kalan 1 lirasıyla e, biyopta veya opsiyonda hani ters e, işlemle kısa pozisyonla portföyünüzü hece ederseniz bir on kaldıraç diye düşünürsek hani burada endeks üstü getiri hedeflediğinizde bir sıkıntınız yoktur. Ama e, portföy yapısı çok sağlıklı değilse hani tek bir hisseden oluşuyorsa veya 4-5 hisseden oluşup aynı sektörden atıyorum bankacılık sektörü gibi tek bir sepette toplandıysa tabii ki bu her zaman bu riskler var. Yani bu S&P için de var, e, DAX'ta da var, Bovespa'da da var. Yani önemli olan e, o para yönetimini, risk yönetim araçlarını doğru tercih etmek. Yani şu an baktığımızda da Biyop tarafında e, halen daha iştahın olduğunu görüyoruz. 265 bin kontrat, yaklaşık işte ilk üç kurumun e, taşıdığı uzun pozisyon. E, i̇lk beş e, satıcı dışında kalan genel piyasada 77 bin kontrat kısa pozisyon taşıyor. Yani o tarafta hala bir e, risk iştahının devam ettiğini. Ama şöyle bir şey var, yabancı e, satış yaptı. Yani Kasım'da başlayan o yükselişten sonra, e, o ciddi yükselişten sonra... Biraz kar realizasyonuna gitti ama yani şu an o para Dips tarafında, tabir Bono'da park etmiş durumda. Yabancı hala içeride ama az önce söylediğiniz gibi biraz bekliyor. Yani biraz o sis bulutunun, toz dağılmasını bekliyor gibi bir görüntü var. Kredi ve işlem rakamları da açıklandı. Yüksek bir fark evet, var. Evet, üç katına çıkmış. Evet, Çok evet. özür dilerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Gelecek vizyon toplantısında konuşuyor, izliyoruz. Fort Otosan ailesinin değerli mensupları, iş dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Türk otomotiv sanayi için tarihi önemdeki bu tören vesilesiyle sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum yurt dışından ülkemizi teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Biraz sonra Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında yapılacak satın alma sözleşmesinin imza törenine şahitlik edeceğiz. Böylece Türkiye'yi küresel rekabette ileriye taşıma, teknoloji ve üretim üstüne dönüştürme yolunda inşallah önemli bir adım daha atmış olacağız. Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2020 Aralık ayında 2 milyar avroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu stratejik yatırım planını proje bazlı devlet yardımı kapsamına alarak kendilerine gereken her türlü desteği verdik. Bu topraklarda üretim yapan, istihdam sağlayan, ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanan tüm yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü imza töreni devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı ve destekleyici tavrının en güzel örneğidir. Ford Otosan hali hazırda Türkiye'deki otomotiv üretiminin ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12.500 insanımıza istihdam sağlıyor. %70'i bulan yerlilik oranı, %90'a varan ihracat oranı ile firmamız ülkemizin kalkınmasında çok kritik rol oynuyor. Türkiye otomotiv sanayinin elektrikli ve bağlantılı araçlarla dönüşmesini sağlayacak bu yatırımla Ford Otosan araştırma, geliştirme, ihracat, üretim ve katma değer etkisi 10 yıla yayılacak büyük bir vizyon ortaya koymaktadır. Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. Kocaeli'de üretilip Avrupa'ya ihraç edilen ticari araçlarla Türkiye'nin liderliği daha da perçinlenecektir. Projenin devreye alınmasıyla Ford dışında Volkswagen firması içinde bir tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Kurulacak tesiste sadece dizel ve benzinli araçlar değil, kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ile batarya üretimi de yapılacak. Bu şekilde 130 bin adetlik bir batarya kapasitesi ülkemize kazandırılacak. Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımla bölgede ilave 3 bin kişilik doğrudan istihdam oluşacak. Ford Otosan'ın toplam istihdam sayısı böylece 15 bini aşacaktır. Bu yatırımın yan sanayiyi ciddi katkılar yapmasını, burada ilave 15 bin kişilik dolaylı istihdam gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ford Otosan yeni yatırımlarıyla ihracatını yıllık 5,9 milyar dolardan 13 milyar dolara çıkartacak. Şu an aramızda bulunan Ford Avrupa Başkanı Sayın Rowley bu tesiste üretilecek araçları Avrupa pazarında satmak üzere bizlere alım taahhüdü veriyor. Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım cari dengemize de çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yatırımın aynı zamanda Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda tasarım, geliştirme ve yazılım gibi alanlarda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum. Otomotiv sektörünün geleceğine Türkiye'de yatırım yapan Ford Otosanı şahsım milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler Türkiye'de yatırım yapan yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenilerinin eklenmesinin gerisinde son 18 yılda uyguladığımız girişimci dostu politikalar bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla Yatırımcılar arasındaki yerli yabancı ayrımını ortadan kaldırarak herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk. Özel sektörü kalkınma çabalarımızın lokomotifi haline getirmek için firmalarımıza gereken her türlü teşviki sağladık. Yurt dışı seyahatlerimizde düzenlediğimiz iş forumlarında girişimcilerimizi buluşturarak yeni ortaklıkların işbirliklerinin kurulmasına vesile olduk. Hiçbir ayrım yapmadan sınırlarımız içinde ve dışında firmalarımızın meseleleriyle bizzat ilgilendik. Sorunlarının çözülmesi için çaba harcadık. Hamdolsun bu emeklerimizin meyvesini de savunma sanayinde ihracata, müteahhitlik hizmetlerinden turizme kadar her alanda fazlasıyla topladık. Çok değil, daha 10-15 yıl öncesine kadar son derece sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde hamdolsun bugün Türk malı ürünler kullanılıyor. Savunma sanayi ürünlerimize yönelik rağbet giderek artıyor. Her ne kadar geçen yıl salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her sene rekor kırıyor. İhracatımızın hem miktarı hem kalitesi hem de ihraç ettiğimiz ülke sayısı günden güne yükseliyor. Ülkemiz güçlü sanayi altyapısı, teknolojik yetkinlikleri, nitelikli iş gücü, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumu ve kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımları cezbediyor. Geçtiğimiz 18 yılda 79 binin üzerinde yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelerden 136 tanesi motorlu kara taşıtları imalatı sektöründe faaliyet gösteren yerli ve uluslararası firmalarla ilgilidir. Covid 19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan daralma yaşarken Türk ekonomisi toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Ülkemiz aleyhine yapılan onca propagandaya rağmen 2020 yılını yüzde 1,8'lik bir büyüme oranıyla kapattık. Bu oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. Ekonomideki bu başarının kahramanlarının en başında imalat sanayimiz geliyor. İmalat sektörümüz geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydettiği yüzde on buçukluk büyüme ile gayri safi yurt içi hasılaya en çok katkı sağlayan sektör oldu. Yine bu dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldık. Sanayi sektörümüz salgın şartlarında 337 bin ilave istihdam oluşturarak başarısını daha da perçinledi. Bu süreçte otomotiv sektörümüzde 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıdın ihracını yaptık. Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen 2020'de yakaladığımız bu ivme 2021 senesine güçlü bir başlangıç yapmamızı sağladı. Ocak 2021 döneminde sanayi üretim endeksimiz yıllık bazda yüzde 11,9, aylık bazda ise yüzde bir arttı. Benzer şekilde ihracatımız da aynı dönemde yıllık bazda %2,3, aylık bazda %1,6 yükseldi. 2021 senesini salgınla mücadeleyi zafere taşıdığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye'nin COVID-19 sonrası yeniden şekillenecek, küresel sistemde hak ettiği yeri muhakkak alacağına inanıyorum. Kıymetli dostlarımız, teknolojide yaşanan hızlı değişimle özellikle hızlı değişimle birlikte rekabet ortamı da yeniden şekilleniyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, nanoteknoloji, biyoteknoloji Robotik gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler üretimi, tüketimi, sosyal dokuyu ve politikaları süratle dönüştürüyor. Yakın bir gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini de hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Bu değişim süreci on yıllardır kendi yerli otomobilini üretme hayali uğran ülkemiz için pek çok fırsatı ve tehdidi birlikte barındırıyor. Geleneksel motorlu araç teknolojilerinin baskın olduğu dönemlerde yeni bir marka ile sektöre girmek zorken artık şartlar eşitlenmiş durumdadır. Bu durum mevcut otomotiv üreticilerini de geleceğin teknolojilerini içeren yeni yatırımlara zorlamaktadır. Ford Otosan'ın Kocaeli'deki yatırımı işte bu dönüşümün en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Biz de bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan da yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin önüne serilen tarihi fırsat penceresini kaçırmamak amacıyla başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir diğer alanda batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Yatırımların yanı sıra bilim insanlarımızın Türkiye'deki faaliyetlerine de çok büyük önem veriyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile tersine beyin göçünü destekliyoruz. Buradan bir kez daha yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye'de devam etmeye, açtığımız çağrılara başvurmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Ford Otosan'ı aldığı bu stratejik yatırım kararı dolayısıyla tekrar Tebrik ediyorum. Türkiye'yi küresel rekabette bir üst lige taşıyacak bu yatırımın şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi